Dörtlü permütasyon ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Normal formül hesabı. Önce onu bir yazayım. 6'nın dörtlüsü böyle. Bu da 6 faktöriyel bölü 6 eksi 4 faktöriyeldir. Yani n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldir. Bu formül kısmını yazayım. Ama ben bunlara şöyle yaklaşıyorum. 4 koltuk var. 6 kişi bu 4 koltuğa nasıl oturur? Benim yorumum aslında bu. Formül tamam kenarda dursun. Lazım olunca kullanırız. Ancak burada bunu söyleyeceğim. Böylece arkadaşlar 6 kişi 4 koltuğa nasıl oturur? 6, 5, 4, 3 diye oturur. Aynı şekilde şimdi bu 6'nın 4'lüsü. Ee, 6'nın e, 3'lüsüne gelelim. 6 kişi 3 koltuğa nasıl oturur arkadaşlar? 6, 5, 4. Böylece bunların farkı 6, 5, 4 kısımları aynı ya. 6, 5, 4 parantezinde 3'ten 1 çıkarırız. 3 eksi 1'den 2 olur. Böylece 30 çarpı 4 120. 2 ile çarparsak aralarındaki fark 240 değişiklik oldu. Bakın benim yorumum şu. PNN n demek şu demektir. N kişi N koltuğa kaç farklı şekilde oturur? Böylece N faktöriyel derim. Sonra 3 kişi 2 koltuğa nasıl oturur? 3 çarpı 2 diye oturur arkadaşlar. Ee, 6 kişi 2 koltuğa nasıl oturur? 6 çarpı 5 diye oturur. Böylece N faktörü eşittir. 24 oldu. N de buradan 4 oldu. Formülü uygulamadan bu yorumla yapabiliyoruz bakın. C şıkkı. 4 farklı matematik ve 3 farklı kimya kitabı bir rafa yan yana sıralanacaktır. Bunların birbiriyle farklı olması falan bir anlamı yok. Yani 4 matematik, 3 farklı diye. Bunların hepsi birbirinden farklı sonuçta. Ve özel bir şart sunmamış. O zaman direkt 7 faktöriyel diyeceğiz. E şıkkı olacak. Kümesinin üçlü permütasyonların kaçında A bulunur, E bulunmaz. Şimdi formül arkadaşlar bazı yerlerde işe yarıyor. Tamam çok düz sorularda ama bak burada gerçekten... Şeyi düşünmek lazım. 3 tane koltuk var tamam mı? Bu 3 koltuğa A kişisi oturacak ama E kişisi oturmayacak. Bu yorum çok daha bana mantıklı geliyor. Böylece A'nın oturduğu duruma bakalım. A 3 koltuktan birine otursun. Temsil olarak buraya yani 3 koltuktan birine yerleşti bakın A. Sonra E'de oturmayacak 1, 2, 3, 4 tane insan kaldı. Buraya 4 insandan biri, buraya 3 insandan biri. Böylece 4 çarpı 3 çarpı 3'ten 36 tane durum oluştu E şıkkı. Kaç farklı sıralama yapılır denmiş. Bakın bu sıralama yapılırken de taşları dik veya yatay kullanabiliyorsunuz. Haliyle şöyle durum oluşur. Mesela bu şunu ele alırsak bunun için iki tane durum var. Bunun için iki tane durum var. Bunun için iki tane, bunun için iki tane. Onu atlamayalım. Önce bunları düz yerleştiriyormuş gibi düşünün. Dört tane harf gibi. A, B, C, D. Çünkü bunlar birbirinden farklı. Dört faktörü yel diye yerleşir. Ancak arkadaşlar bir de her biri düşey yatay, düşey yatay, düşey yatay, düşey yatay olduğundan 24 çarpı 16 olacak. 384 tane durum oluşacak D şıkkı. Bu soru şimdi permütasyondan ziyade aslında çarpma yoluyla sayma sorusu arkadaşlar. Çünkü şöyle o kadar düz bir yorum yapacağım ki ya yeşil ya sarıyla boyayacağız ya burayı iki renkten biriyle burayı da iki renkten biriyle 2, 2, 2, 2. Böylece toplam 64 tane farklı desene elde edebiliriz. Olay bu. Dümdüz. 5 kız 3 erkek öğrenci varmış. Kız öğrenciler yan yana olacakmış arkadaşlar. Kız öğrenciler o zaman paket halinde birlikte düşüneceğiz. Tamam mı? Böyle bir kutu gibi düşünün. Bunlar 5 kişi burada duruyorlar. Bir de yanlarında 3 erkek böyle. Dolayısıyla aslında 1 2 3 4 insan var gibi olacak. Çünkü o paketle bunlarla birlikte yan yana değiştirebiliyoruz. Bir de bunlar kendi içinde 5 faktöriyel diye değişir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. 3 farklı tarih ve 6 farklı coğrafya kitabı yan yana sıralanacak. Hiçbir tarih kitabı yan yana gelmeyecek. Bakın hiçbir şekilde tarihler yan yana gelmeyecek ya. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bazen karıştırılıyor. E, şunu derse üç 3 tane tarih kitabı yan yana gelmeyecek. Evet tüm durumlardan yan yana olanları çıkartabilirsiniz ama bu başka. Herhangi iki tane tarih yan yana gelmemesi lazım. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Coğrafyaları 1 2 3 4 5 6 tane coğrafyayı önce 6 faktöriyel diye yerleştirip bir nevi bunları duvar yapıyoruz. Haliyle bu duvarların yanına, sağına, soluna eğer biz bu tarihleri yerleştirirsek birbirlerini görmezler. Öyle düşünün. 1 2 3 4 5 6 7 yerden bir tanesine biri yerleşir. Örnek birinci tarih kitabı buraya yerleşsin. Sonra kalan altı yerden bir tanesine diğeri yerleşsin. Burası olsun. Tarih kitabı. Bir tanesi de arkadaşlar 5 yerden biri kaldı. Diyelim buraya yerleşsin. Böylece gerçekten bakın tarih kitapları hiçbir şekilde yan yana denk gelmiyor. Birbirlerini o duvarlardan görmüyorlar gibi düşüneceksiniz. Buna göre 7 çarpı 6'dan 7 faktöriyel diyebiliriz buraya. 6 çarpı 5'ten de 30 cevabımız C şıkkı oldu. Dört baba ve dört çocuk. Her çocuk kendi babasının yanında olmak üzere yan yana kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir? Her babanın yanında kendi çocuğu olacaksa o zaman bunlar e, şöyle göstereyim bakın. Bir, iki, üç, dört tane paket. Birlikteler. Dört faktöriyel oldular tamam mı? Haliyle baba çocuk kendi arasında yer değiştirebileceği için iki. Burada da aynı durum var. İki. Buradaki baba çocuk da kendi arasında yer değiştirir. Yine buradaki baba da kendi arasında yer değiştirir. Böylece 4 faktöriyel çarpı 16 oldu. C şıkkı. 5 kağıt arasından 2 tanesi seçilip her biri sarı veya kırmızı. Bak burası önemli. Veya demiş, V dememiş. Sarı veya kırmızı renkten biriyle boyanacaktır. Bu boyama işlemi kaç farklı şekilde gerçekleşir? Veya'nın burada anlamı ne arkadaşlar? Sarı, kırmızı boyanabilir. Sarı, sarı boyanabilir. Kırmızı, kırmızı boyanabilir. Eğer sarı ve kırmızı deseydi evet sadece bu SK'yı kale alacaktık. Buna göre 1. Sarı ve kırmızı boyanma durumu. 5 kutudan bir tanesini seçerim. Sonra 4 kutudan bir tanesini seçerim. Böylece sarı ve kırmızı diye boyarım. Sonra arkadaşlar sarı sarı boyamak için ne olur? 5 kutudan bir tanesini seçerim. Sonra kalan 4 kutudan bir tanesini seçerim. Ama bunlar aynı renk olduğu için 2 faktöriyel yapar. Aynı şeyi kırmızı için de yaparım. Böylece toplamları 20. 10, 10 olduğu için kırık olur arkadaşlar. C şıkkı. Aşağıda küçük bir açık hava sinemasının 3 sıra halinde bulunan 7 sandalyesinin dizilimi verilmiştir. İçlerinde bir karı koca bulunan 3 kişi, karı koca yan yana olmamak şartıyla bu sinema salonunda kaç farklı şekilde oturabilirler? O zaman şöyle diyelim tüm durumlar, eksi karı ve kocanın yan yana olduğu durumlar arkadaşlar. Tüm durumlar nedir? 3 kişi nasıl sıralanır? 7 koltuk olduğu için 7 çarpı 6 çarpı 5 diye değil mi? Eksi bunların yan yana olduğu durumlar için tek tek şunu göreceksiniz. 1 böyle oturabilirler, 2 buraya oturabilirler, 3 böyle oturabilirler, 4 böyle oturabilirler. Bir de bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir. Karı koca koca karı şeklinde. 2 faktöriyel örnek temsil olarak arkadaşlar buraya oturmuş olsunlar. Artık bunlar gitti. Geriye kalan kaç yer? 1, 2, 3, 4, 5... Beş yerden bir tanesinin de o üçüncü kişi oturar arkadaşlar. Bundan dolayı ne oldu o zaman? 7 çarpı 6 e, çarpı 5 210 yaptı. 5 kere 4 20. 2 ile çarparsak o da 40 geldi. Toplam durum 170 D şıkkı. Bir internet sitesi için şifre almak isteyen bayramın sitede karşılaştığı şifre koşulları aşağıda verilmiştir. Bu sembolleri ve 1-2-3-4-5 rakamlarını birer kez kullanacakmış. Ve ilk üç hanesi rakamlardan oluşacak. Şöyle R, R, R diyelim. Son üç hanesi de arkadaşlar sembollerden oluşacak. Rakamlar büyükten küçüğe doğru sıralanacak. İşte bak burada önemli nokta. Çok basittir söyleyeyim alışınayım sizde. Başka sorularda da söylemiştim ama konu anlatımında da vurguluyorum ben bunu. Kendi aralarında yer değiştirme hakları yok demektir. Bu ne demek aynı zamanda? Tekrarlı permütasyon. Ben bunu kombinasyonda anlatınca da kombinasyon yorumuyla da söyleyeceğim. Şimdi bakın burada şöyle söyleriz. Normalde 6, 5 tane sayı var ya 5, 4, 3 diye yerleşirdi bunlar. Ancak bunların kendi içinde yer değiştirme hakkı yok. Örnek şunu düşünün. 1, 2, 5 sayısı. Küçükten büyüğe sıralayacaksan veya büyükten küçüğe neyse artık. Bunlar tek şekilde sıralanır. O zaman 3 faktöriyelin bir anlamı kalıyor mu? Hayır. Geri 3 faktöreyle bölüyorum. Onun gibi düşünün. Tekrarlı permütasyon muamelesinde bulunuruz eğer sıralama hakkımız yoksa. Çarpı sembollerde öyle bir sıkıntı yok. 4 sembolden birini, 3 sembolden birini, kalan 2 sembolden birini kullanacağız. Böylece cevabımız 240 olacak arkadaşlar. E şıkkı. Raflara yerleştirirken arkadaşlar bu 4 matematik, 3 kimya, 2 fizik ve 1 tarih kitabını aynı branş kitaplar yan yana yerleştirilecekmiş. Bir de her iki tarafa eşit sayıda kitap yerleştirilecek. Toplam kitap sayısı 10, 5-5 yerleştirmemiz lazım. Bir de aynıları birlikte yapmamız lazım. Bunun için nasıl olur? 4 matematik, 1 tarih, 3 kimya, 2 fizik olursa haliyle bakın 5-5 olacaktır. Bunları yerleştirelim artık. Şimdi ee, 4 matematik, 1 tarih nasıl yerleşir? Bunlar önce 4 matematikler bir arada bir paket, Tarih zaten kendisi başına bir paket. iki faktöriyel diye bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Bir de matematikler kendi arasında yer değiştirir. 4 faktöriyel. Gelelim 3 kimya, iki fiziğe. Bunlar iki paket, iki faktöriyel diye yer değiştirir. Kimya ve fizikler blok halinde. Kimyalar kendi arasında üç faktöriyel. Fizikler kendi arasında iki faktöriyel diye yer değiştirir. Bir de birinci raf, ikinci raf diye bunlar komple bu birinci raf, bu ikinci raf olabilir. Ya da bu ikinci raf bu birinci raf olabilir. Bu yüzden iki faktöriyel diye de yer değiştirirler. Böylece buradan cevap arkadaşlar ben uğraştırmayayım söyleyeyim size. 3 üzeri 2, 2 üzeri 8 geliyor düzenlersek D şıkkı. Burada öyle çok müthiş ekstra bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Çıkarken tek numaralılar iniyor. İnerken de ee, çift numaralılar iniyor. Dolayısıyla burada önce tekleri bir indirelim. Kaç tane tek sayımız var? 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde 5 tane. O zaman 5 tane de çift sayımız var. Çıkarken şimdi 5 tek sayıdan bir tanesinde iner biri. Sonra kalan 4'ünden de bir tanesine iner. Kalan artık burada çiftler var. 3 tane çift. Bu çift numaralılarda inecek olanlardan 5 tanesinden bir tanesi iner. Sonra 4 tanesinden bir tanesinde biri iner. 3 tanesinden de bir tanesinde biri iner. Böylece 5 çarpı 4 çarpı 3. 5, 4, 3 Buradan bir 4'ten 2 koparırsak 5 çarpı 2 diye kalır. Burası zaten 5 faktörü olur. Burası da 10. Böylece cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar.